Herkese selamlar. Arda ile Derin Muhabbet'in bu haftaki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz Çin. Çin ve NATO ilişkileri. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta NATO 2030 yılı raporunu yayınladı NATO zirvesinde ve burada Çin'e gerçekten ciddi bir yer verildi. Ve Çin ilk defa belki de stratejik bir rakip hatta küresel bir güç olarak tanımlandı NATO'nun gözünde. Bu çok şey anlamına geliyor, çok şey değiştirecek anlamına geliyor. İsterseniz bu konuyu bir Çin uzmanı hocamız Altay Attı ile konuşalım. Hiç bekletmeden de onu alalım yayına. Selamlar hocam. Evet Arda. E, merhabalar. E, çok e, gerçekten e, uluslararası ilişkilerde, uluslararası diplomasi de çok hareketli dönemler yaşıyoruz. Yani aslında yaşadığımız Çağ da gerçekten tarihin daha hızlı aktığı bence bir çağ. Yani öylesine gelişmeler oluyor ki bazen birbiriyle çelişen, bir yandan bakıyoruz işte pandemiye karşı küresel işbirliği diyoruz, işbirliğin arttığını görüyoruz. Bir yandan da tam tersini de görüyoruz, ülke arasındaki uçurumların açıldığını görüyoruz. Böyle farklı dinamiklerin geliştiği, hepsinin bir arada yer aldığı bir dünyadayız aslında. Şimdi bu dünya içerisinde Çin nerede ee, diye bakacak olursak, evet şimdi e, istersen e, son gelişmelerden başlayalım. NATO'nun e, toplantısı, NATO 2019 yılında da e, yaptığı zirvede, hani Çin'i e, ön plana koymuştu. E, şimdi de Çin stratejik bir rakip, hatta bir tehdit e, olarak da ele alınıyor e, NATO tarafından. Şimdi... Evet, birkaç farklı açıdan bakabiliriz. E, NATO e, kurulduğunda, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında yeni bir dünya vardı. E, Soğuk Savaş'ın dünyası, çift kutuplu bir dünya. Orada Batı Bloğunu temsil eden, e, temsil edecek şekilde kurulan NATO, Türkiye'nin de bu Batı Bloğu içerisinde buna üyeliği ve NATO'nun varlık sebebi zaten o dönemde Sovyetler, Sovyet Bloğuna karşı, e, Varşova Paktı'na karşı e, bir, orada bir güç dengesi güç unsuru oluşturmaktı. E, 1990'da soğuk savaş bitti. Soğuk savaş bitti, NATO varlığını sürdürüyor. E Tabii ki hani değişen dünyaya göre e, o ittifakında değişik e, değişen öncelikleri olabilir. Ancak açıkçası ben NATO e, kendisini biraz tanımlamakta, varlığını tanımlamakta biraz zorlukta çekti 90 sonrası dönemde. Şimdi e, sanki böyle. Sovyetlerden boşluk doldurup bir do, boş do, Sovyetlerin gitmesinden olayı, dolayı oluşan boşluğu Çin'in e, doldurduğunu söylesek çok da yanlış e, olmaz. Ama şöyle bir şey var. E, dünya 20. yüzyılın dünyası değil. E, dünya Sovyetler Birliği'nin var olduğu dönemdeki dünya değil. E, şimdi işte dedik ya ilk başta dünya çok hızlı değişiyor artık diye. E ee, Böyle bir de durum var. Şimdi baktığımız zaman, evet, NATO karşısına bir Çin'i koymuş durumda. Şimdi bu şekilde konumlandırmış durumda. Ee, ancak e, Sovyetler Birliği'nin Batı ile olan ilişkilerinden farklı olarak, Çin'in Batı ile aslında çok güçlü ilişkileri var. Yani e, her ne kadar ticaret savaşlarından bahsetsek işte NATO'nun e, tehdit algılarından bahsetsek de hala bütün NATO üyesi ülkeler için ve en başta da Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Çin başlıca bir ticaret ortağı. Hmm. E, ve sadece ticaret değil ekonominin her alanında sermaye alanında işte borçlanma anlamında pazar erişimi anlamında birçok alanda e, ekonomik e, alanda çok güçlü ilişkiler var. Sovyetler Birliği ile Amerika veya Sovyetler Birliği ile işte Batı bloğunun diğer ülkeler arasında böyle bir ilişki yoktu. Şimdi böyle olunca da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ne kadar bir blok olarak hareket edebilirsiniz Çin'e karşı? NATO tamam, yani toplanıp bir bildiri yayınlamak kolay ama peki ne olacak şimdi? Yani nasıl hareket edilecek Çin'e karşı? Dediğiniz zaman, dediğiniz zaman burada açıkçası NATO'yu oluşturan ülkelerin ee, böyle tek bir Çin politikası etrafında, tek bir ses halinde e, hareket etmelerini çok da kolay görmüyorum. Niye? Çok basit bir sebebi var. E, çünkü e, ülkelerin Çin'e karşı farklı beklentileri, farklı endişeleri, e, farklı tehdit algıları e, ve farklı çıkarları söz konusu. E, yani bir tarafta Amerika var örneğin Avrupa ülkeleri veya Türkiye'den bahsedelim. Hani Türkiye'nin Çin'e bakışı, Amerika'nın Çin'e bakışıyla tabii ki aynı değil. Olamaz da zaten. Ee, şimdi e, dolayısıyla biraz daha böyle önümüzdeki dönemde ne olacak? Hani bir soğuk savaşa doğru mu gidiyoruz dersek evet farklı bir döneme doğru ilerliyoruz ama bu dönemi 20. yüzyılın soğuk savaş mantığıyla okumak ee, bize çok bir e, fayda sağlamayacak yani çok farklı bir dünyadayız şöyle bir dünyaya gidiyoruz bence ee, yani e, büyük güçler arasındaki rekabet tabii ki devam edecek ee, bu hani herkes herkesle işbirliği yapsın hiçbir sorun yaşanmasın diye bir ütopik dünya tabii ki yok ee, rekabet tabii ki devam edecek Şiddetlenerek devam edeceği de gözüküyor ama Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki bir taraftan konu bazında rekabet olurken yine konu bazında diğer alanlarda e, işbirliği de söz konusu olabilecek. Çünkü esas olan ülkelerin ulusal faydaları. Yani ben bir ülkeyi yönetiyorsam tabii ki benim için esas olan e, benim ülkemin e, çıkarları olacaktır. E, dolayısıyla politikalarım da buna şekil, göre şekilde şekillenecektir. Soğuk savaşta bu politikaları yapmak kolaydı. Şimdi daha farklı bir dünya var ve o kadar kolay değil. Artık bir denge oyunu bu. Yani Çin'e karşı da ee, hani, örneğin hani Türkiye açısından düşünecek olursak bir NATO üyesi olarak Türkiye ama yine de e, bir bir tarafta Amerika ve Amerika ile ilgili beklentilerimiz çıkarlarımız ona göre politikalarımız, bir tarafta Çin, Çinden beklentilerimiz, Çinle ilgili endişelerimiz, Çinle Çinle e, Çin ilgili çıkarlarımız bunların arasında bir denge e, oluşturmamız gerekecek. Bu sadece bizim için değil. En enteresan olan ise. Amerika şu dönemde ittifak konusuna vurgu yaparken çünkü Trump döneminde Amerika'nın ittifak ilişkileri çok zedelenmişti. Çok güven kaybına uğramıştı. Hem Avrupa hem Asya'daki müttefikleriyle. Amerika Biden'da geldiğinden beri sürekli olarak bir hani müttefiklerimizle birlikte hareket edeceğiz vurgusu yapıyor. Ama müttefikleriniz acaba ne diyor? Yani her konuda sizinle e, ortak hareket etmek gibi bir istekleri var mı? Olması da çok kolay değil. E, bunun da sebebi şu, çok farklı bir dünya. Çin bir gerçek, dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Dolayısıyla e, burada her ülke için esas olan bence bir kutup seçmek, ona göre hareket etmek değil, e, ulusal faydaları, çıkarları ve beklentileri doğrultusunda bir denge sağlamak olacak. Yani rasyonel davranmak diyorsunuz. Ben de onu soracaktım zaten. Katılıyorum hocam. Yani bir blok halinde hareket etmek artık çok zor diyorsunuz. Örneğin uzaklıklar bile farklı yani hani Çin'in batıya doğru, Çin'in batısına doğru genişleyip ekonomik ve politik yayılım alanını arttırdıkça orada karşısına örneğin Afganistan, örneğin İran, örneğin sonra da Türkiye çıkacak. Hani burada güçlü büyük uluslardan, büyük devletlerden bahsediyorum. O zaman Türkiye Amerika'nın çizdiği yazlı bir doktrine göre değil. Eminim ki kendi o günün çıkarlarına, o günün... Şartlarına göre davranacak. Peki şu noktada bunu sormak istiyorum. Yani burada tasvir ettiğimiz yeni dünya, yeni Çin'in daha da dengeye girdiği dünya bir doğrudan çift kutuplu dünya diyebilir miyiz sizce? Yoksa bu tamamen hani çok uluslu, çok kutuplu bir düzene mi doğru mu gidecek dünya düzeni? Ne düşünüyorsunuz? Evet çok güzel bir soru. Çünkü çok tartışılan da bir konu. Ee, şimdi çift kutuplu bir dünya diyemeyiz bence. Yani o bitti. Ee, o 20. yüzyıldaydı. 90'da, 91'de bitti o. E, dolayısıyla aynı kalıplar üzerinden tekrar e, başlamayalım e, tartışmayı yani yanlış bir noktadan başlamayalım tartışmaya e, şimdi e, 90'da bu bittiği zaman e, biz e, açıkçası bu soruyu o zaman da soruyorduk çift kutuplu dünya bitti şimdi ne var bir kısım tek kutuplu dünya dedi çünkü kutuplardan bir tanesi sona ermişti e, Sovyetler Birliği sona ermişti ee, tek kutup kaldı dendi. Sonra başka bir e, bakış açısı dedi ki hayır e, artık hani dolayısıyla e, tek kutup diye bir şey olamaz. E, çünkü hani iş, çift kutupluydu. Bir bir tanesince kutup kalmadı. Kutuplaşma kalmadı. Çok kutuplu veya hatta kutupsuz eee dünyadandı. Hmm. Şimdi aslına bakarsan da e, bence e, evet 90'larda bir tane bir dünya düzeni var ama sonrasındaki yeni dünya düzeni Bizim o zaman düşündüğümüz gibi bir günde Sovyetler Birliği'nin sona erdiğini il, il, ilan edildiği günün hemen ertesi gününde yeni bir dünya düzeni ortaya çıkmadı. Ee, aslında biz 30 yıldır bu yeniden dünya düzenini oluşturma, inşa etme, bunun sancılarını yaşıyoruz. Bunun çabalarındayız. Ee, taşların yerine oturması için e, çabalıyoruz. E, ve hala aslında yeni bir dünya düzeni e, ortada e, değil. Evet bu 30 yıl içerisindeki önemli bir konu tabii ki Çin'in yükselişiydi. E, ancak e, Çin'in yükselişi bizi tekrar eski sisteme götürmüyor. Hala biz yeni bir sistemin oluşturulma çabalı içerisindeyiz. Çin bunun içerisinde e, kendi rolünü oynuyor. Kendi e, payını e, alıyor. E, bence oluşmakta olan değil. Çünkü hala oluştuğunu düşünüyorum oluşmakta olan dünya düzeninin adına e, hani bir şey diyecek şekilde e, kutuplar sonrası dünya düzeni diyelim. Çünkü artık kutup kavramının olmadı. E, niye? Dediğim gibi büyük güçler olabilir ama bunları kutup e, üzerinden nitelendirmektense hani gerektiği zaman rekabet eden, gerektiği zaman işbirliği yapan, ortak çıkarları da olan, ortak e, tehditlerle de karşı karşıya olan pandemi, küresel ısınma vesaire gibi e, büyük güçlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bence artık 30 yılda geçti. O defteri kapatabiliriz. E, ben şahsen e, yeni oluşmakta olan dünya düzenine kutuplar sonrası, yani post polar diyelim, Pol, <laughs> İngilizce aynen. söyleyeceksek, e, kutuplar evet. sonrası bir dünya düzenine doğru bir geçiş içerisindeyiz diye düşünüyorum. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Demin siz de üstüne kısaca bahsettiniz. Trump'ın bir stratejisi vardı. İzolasyon, yani Amerika'yı izole ediyordu dünyanın geri kalanından ve Çin konusunda da ticaret savaşlarının vurgu yapıyordu tabii ki ama baktığınız zaman hani direkt liderler arası ilişki dışında çok da fazla nasıl diyeyim dahil olmuyordu, müdahil olmuyordu. Biden ise tam tersine hani sırf Çin üzerinde değil, bütün dünya üzerinde de çok daha Amerika'nın sahada olacağı, sahnede olacağı, eski Amerika'yı geri getireceğiz e, şeklinde açıklamaları oldu ve bunu hani ittifaklar üzerinden yapmak istediğini söyledi ki bunu NATO'da da ABD'de son geçtiğimiz aylarda gördük Biden'ın bu sözün arkasında durmaya niyetli olduğunu ve bu, bu yönde politikalar izleyeceğini. Sizce Amerika Çin'i e, nasıl diyeyim stratejik bir rakip olarak görüyorsa bir hegemonik güç olarak bir tehdit olarak görüyorsa hangi politikayı izlemesi sizce daha mantıklı olur? Çin'in de kendi dinamiklerini ve Çin'in de buna verdiği yanıtları vereceği yanıtları e, tepkilere göze alarak. Şimdi dünyanın en büyük iki ekonomisinden bahsediyoruz ve aslında pandemiyle birlikte farklı bir döneme girmiş olan bir dünyadan bahsediyoruz. Amerika'da, Çin'de bu dünyanın içerisinde yer alıyorlar. Başka bir dünya yok çünkü hepimizin yaşadığı dünya bu dünya. Şimdi her şeyden önce böyle bir dünyada mutlaka hani diyalog gerekiyor ve herkes arasında diyalog ve özellikle de büyük güçler arasında diyalog. O yüzden yani aslında izolasyonculuk, şimdi şu Trump'ın haklı olduğu konular tabii ki vardı, çok da vardı hem de. Evet üslubu bize biraz e, ters geldi belki e, işte her sabah kalkıp Twitter'e bakmak falan gibi e, söylemleri biraz sert gelmiş olabilir. E, farklı bir kişilikti diyelim ama tabii ki haklı olduğu noktalar vardı, çok da vardı. Ve bahsettiğimiz kişi her, her girdiği seçimde de e, oldukça yüksek bir oy almış bir kişiden bahsediyoruz. E, ve Trump döneminden Biden döneminde ciddi bir devamlılık da söz konusu. Üslup değişiyor belki, e, ama e, birçok konuda e, Çin politikası dahil olmak üzere bir devamlılık söz konusu. E, şimdi ama e, şunu gördük, yani izolasyonculuk bir fayda sağlamayacak çünkü farklı bir dünyada yaşıyoruz. E, ne kadar kendinizi izole edebilirsiniz ki? Yani mesela izole edeceğim dediğiniz zaman, e o zaman ticaret e, konusunda da sıkıntınız varsa e, ticaret de yapmayın, dış ticaret de yapmayın tamamen işte o terkiyle yönetilen bir ekonomi olsun böyle bir şey mümkün olamaz. E, e, o zaman ya da şu, e, ben izolasyonu tercih ediyorum, dolayısıyla küresel ısınmadan muaf olayım ben. E, e Bu da olmayacak tabii ki küresel sorunlar sizi etkilemeye devam edecek. Pandemi ee, hani izole oldun diye Amerikan e, sınırından içeriye girmeyeyim ben e, demedi tabii ki e, girdi. Dolayısıyla böyle bir dünyada yani küresel işbirliğinin de e, olduğu olması gerektiği e, ama aynı zamanda küresel ortak kazanımlar kadar ortak tehditlere küresel tehditlere karşı da küresel çözümler getirilmesinin mecburi olduğu dünyada zaten izolasyon diye bir şey olamaz olamayacağını da Trump da gördü. Şimdi Amerika açısından baktığımızda evet rekabet devam edecek. Evet siyasi olarak baktığımızda Çin konusu Amerika'da şu andaki hani e, kutuplaşmanın e, kutuplaşma yaratmayan hani ötesine geçen bipartisan dediğimiz her iki tarafa da hem Demokrat kanadına hem Cumhuriyetçi kanadına hitap eden onların e, hani onayını alacak belki de tek konu Çin konusu şu anda. Siyasi açıdan da zaten bir durum var. Bundan sonra Biden e, yönetiminin Çin politikasında Evet, e, hani e, rekabet e, söylemi, rekabet pratikleri devam edecektir. Ama bir yandan da diyalog kanallarının açık kalması gerekli yerlerde e, işbirliğinde devam edebilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi artık böyle bir dünya oluşuyor. Yani Peki. dünyadan Çok... kendinizi izlemeniz de. Çok pardon evet, araya girdim. Evet. E, aklıma siz diyalog kanalları derken bu e, Aralık ayı olması lazım lazımdı. Ocak ayıydı galiba. Alaska'daki evet. görüşmeler vardı hatırlarsınız. Orada bir sahne görmüştük. Hani gerçekten sesler yükselip evet, evet, evet. Çin'in de bir cevap verdi. Siz bu tip şeylerin devam edeceğini böyle sahneleri görmeye devam edeceğimizi düşünüyor musunuz? Peki bu diyalog kanalları açıldıkça yani hani Amerika'nın sert ya da en azından e, güçlü üssü bunun karşılığını Çin'de bulabilecek miyiz? Çin'de bunu e, geri tepecek mi yani? Onlar da sert mi çıkacak yoksa bir uyum mu sağlamaya çalışacaklar sizce ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle kısa vadede e, bence e, e, bu e, şekilde devam edecektir. Ama Alaska'da o toplantının yapılmış olması bile e, bence zaten çok önemli. Çünkü uzunca bir süredir durmuştu. Hı -hı. Evet toplandılar. Evet e, hani daha önce e, yüz yüze söylemedikleri bazı şeyleri yüzlerine karşı söylediler. Her iki tarafta birbirine karşı. E, Çin yani e, Amerika'nın bu tavrı var. E, Çin de giderek buna ayak uyduruyor e, ve rekabetin rekabet devam edecek derken rekabet de tabii ki hiç yumuşakta bir şekilde devam etmeyecek. Onu da söyleyelim. E, bu şekilde e, hani e, hani söylemlerin sertleşebildiği bir rekabete hazır olmakta gerekiyor ama ama bu rekabet bence artık çok da körü körüne e, ve e, kendi çıkarlarına da zarar vereceğini göze alacak şekilde bir rekabette giderek olmayacağını düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. E, evet rekabet çünkü her ülke kendi çıkarlarının peşinde sonuçta. E, ama mesela ticaret savaşlarıyla gelinen noktada artık bunun e, uygulayan ülkenin kendi çıkarlarına da zarar verdiğini görmeye başladık. Şimdi bunun da dersleri alınıyor şu anda. E, söylemler sertleşebilir, tavırlar sertleşebilir. Ama giderek e, ülkelerin kendilerine de zarar verecek e, adımlar atmaktan kaçınılacağını e, göreceğiz efendim testerelerle e, devam edelim ama kendi bindiğimiz dalı da kesmeyelim biz e, bunu e, yaparken e, şeklinde bir e, tavırın daha fazla hani egemen olmasını bekliyorum çünkü bir de şu var yani hani pandemi işbirliği kanallarının açık kalmasının ne kadar önemli olduğunu da gösterdi e, bununla birlikte pandeminin daha ekonomik e, sonucunu aslında yaşamadık Arda. Yani evet biz bir buçuk yılda çok sıkıntı çekiyoruz ekonomik anlamda da hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Ama e, ekonomideki etkiler e, böyle işte dükkanlar restoranlar tekrar açılınca bitecek mikro bazda olan bir etki değil makro ekonomik etkilerini e, daha bütün dünya yaşayacak ve orada da yine işbirliğinin önemi artacak. Dolayısıyla evet üslubun sayt olduğu, söylemlerin sayt olduğu ancak bir yandan da böyle çok yıkıcı olmayan ve buna özen gösterilen bir rekabet bekliyoruz bence. Peki hocam rekabetin bir de Çin tarafına bir değinmek istiyorum bitirmeden önce. Çin daha az bilinen en azından bizim hani Türkiye'nin dahil olduğu NATO, NATO batı bloğuna bakınca hani Amerika'yı biliriz ama Çin'i o kadar bilmeyiz. Şöyle biliriz Gerçekten orada ciddi bir iş gücü var, ciddi bir çalışma durumu var. İnsan, hani, o ülke çok çalışarak geldi bu noktalara. Ve insanlar bunun pratiğini yapmaya alıştı. Ve Çin yayıldığı zaman, Güneydoğu Asya'da olsun, daha öteye batıya doğru yayılmaya başlayacağı zaman, ekonomik gücünü de hissettirdiği zaman bu ülkelere, e, oradaki yani, çalışma koşullarını da hani, nasıl diyeyim bir, bir anlamda, ekonomisini kontrol ettikçe nüfusun çalışmasını da kontrol etmeye başlayacak. Çok korkutucu hani nasıl diyeyim çok uzun çalışma saatleri olan, ucuz iş gücüne çalıştırılan aynı Güneydoğu Asya ülkeleri gibi Çin'in Batı bloğundaki ülkeleri de etkilemeye başlayacağını düşünüyor musunuz? Yoksa bu o kadar sert bir geçiş olmayacak. Çin o ülkelerin kendi kültürlerini, kendi insanlarına mı adapte olarak bu yayılımı yapacak ve gerçekleştirecek? Kabuğundan artık çıktı ve yayılmaya başladığı zaman diyeyim. Evet, Çin, Çin tabii ki aslında bütün dünyaya şu anda yayılıyor. E, i̇lk başlarda ihracat yoluylaydı bu, yani malını gönderiyordu, bizler de satın alıyorduk. Şimdi ama yatırımlarını gönderiyor, beraberinde işte e, hani çalışanını gönderiyor, e, mühendisini gönderiyor, işçisini gönderiyor artık. E, daha farklı bir döneme girdik. E, şimdi aslında bir öğrenme süreci bu. Yani Çin. Çok ciddi bir ekonomik aktör. Bütün dünyada Balkanlardan, Yunanistan'dan hatta tutup da işte Orta Doğu'suna kadar, Latin Amerika'sından Güneydoğu Asya'sına kadar e, her yerde artık var olan bir aktör. E, ama bütün bu bahsettiğim ülkelerde biz de dahil tabii ki e, Türkiye'ye dahil. Biz de Çin'le iş yapmayı öğreniyoruz şu anda. E, evet. Öğrendikçe de işte e, burada ona göre kendimizi konumluyoruz. Ee, birçok tabii ki e, sen de bahsettin birçok konu e, var ortada birçok risk algısı var tehdit algısıyla var, var Çin'le iş yaparken ve bunlar böyle yersiz tehdit algıları işte veya e, hani fabrikasyon bir takım yaratılmış algılarda değil e, hani arkasında bir. Ee, bunun bir geri planı da var ama bu öğrenme süreci önemli çünkü öğrenme süreci olduğu zaman tabii ki hani ben kendi ülkemde Çin'le iş yapacaksam bir Çin firmasıyla bir proje geliyorsa buraya tabii ki ben de kendi şartlarımı koyacağım e, ortaya Hı -hı. yani burada kimse e, bu son derece pragmatik aslında bir yapıya doğru evrilen e, bir konu son derece rasyonel bir yapıya doğru evrilebilecek bir konu çünkü sonuçta Çin'de sizin ülkenize gelip yatırım yap, yapmak istiyorsan sa bunu size bir hani bir hani bir hediye olarak e, getirmiyor, size bir iyilik yapmak için bunu getirmiyor. Sonuçta ortada olan bir hani bir hani e, kiralamacılı bir girişimden bahsediyoruz. İşte o yüzden de e, e, öğrenme süreciyle birlikte aslında ülkelerde giderek hani evet bu projeyi yapalım ama ortak faydamız, ortak çıkarımız nedir? Bizim şartlarımız da buna göre budur. Ee, e, dolayısıyla kabul ediyorsanız buyurun e, birlikte çalışalım şeklinde olacak. Ben giderek buna doğru gidildiğini görüyorum. Evet ilk başlarda birden ve dünyanın da özellikle altyapı alanında çok ciddi ihtiyaçları da e, açıkları da vardı. Birden bire bu kuşak bir yol girişim plan hızlandı. E, ama giderek e, herkes de e, öğreniyor. Öğreniyoruz. Öğrendikçe de daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Anlıyorum hocam. Teşekkür ederim. Yani son olarak o zaman şunu sormak istiyorum. Yani kuşak yol projesi başarıyla gerçekleşti diyelim. Çin dünyaya daha fazla entegre oldu. E, atıyorum 10 yıl sonrası bile çok uzak bu değişen dünyada. Bunu da en başta konuştuk ama diyelim ki 40-50 yıl sonra aynı İngiliz dili egemenliği gibi bir Çin dilinin egemenliği, Çin kültürünün yayıldığını bunları görecek miyiz? Yoksa Çin bunları arka planda bırakıp gitti ülkelerde demin de sorduğum gibi hani onların kendi kültürlerini, kendi yaşam anlayışlarını benimseyip sadece bunu bir ticaret olarak mı görecek? Belki Amerikanın aksine, bugün yaşadığımız dünyanın aksine. O konuda ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Evet, e, şimdi e, tabii ki yani hani kültürel etki vesaire bunlar önemli. E, Çin'de kültürünü tanıtmak isteyen bir ülke, her ülke kendi kültürünü dışarıda tanıtmak ister. E, ama e, hani İngiliz mesela İngilizlerin yayılmasındaki süreçte İngilizcenin veya İngiliz kültürünün veya İngiliz kurumlarının diyeyim. Işte İngiliz hukuk kurumu, İngiliz eğitim hmm. kurumları e, bunların mesela Asya'da, Hindistan'da, Burma'da etki olması gibi bir süreç görecek miyiz? Hayır, görmeyeceğiz. E, çünkü farklı bir dünyada yaşıyoruz. O zamanı hmm. düşelim, düşünelim. 19. yüzyıldan bahsediyorsak eğer, e, o zaman dışarıdan işte bir takım e, adamlar geliyorlardı. Paraları da var, ekonomik güçleri var, güçlü orduları da var. Orada bir hani bir sömürge e, sistemi, emperyal bir sistem oluşturuyorlar ve bunu kuruyorlardı. Ve siz de yerel halk olarak hiçbir şansınız yok, bir e, buna boyun eğmekten başka bir yapabileceğiniz bir şey yok ve top olarak bunun bir parçası oluyordunuz. Artık öyle bir dünyada değiliz. Hani işin böyle silah zoruyla emperyalizm falan onları da bir kenara bırakalım. Sadece kültürel açıdan baktığımızda bile hani Çince'nin e, bence İngilizce seviyesine gelmesi zor. Çünkü İngilizler o sistemi kurarlarken ve İngilizce bir lingua franca e, yaparken e, başka etkiler yoktu. E şimdi interneti var, şusu var, busu var. Yani hani gittiğiniz zaman elimde internet, istediğim dili de öğreniyorum, istediğim filmi de seyrediyorum, istediğim televizyon kanalını da açıyorum. Dünyada hangi spor karşılaşması varsa bir düğmeyle basıp izleyebiliyorum. E dolayısıyla o kadar hani farklı etkilerin bir anda bizi bombardımana tuttuğu bir dünyada yaşıyoruz ki hani Çin'in bütün bunun arasından kendisine ve Çin diline, Çin kültürüne, Çin sinemasına bu kadar geniş bir yer e, açabilmesi çok zor. Çin'in değil. E, hani kim olsaydı, e, kim olsaydı 21. yüzyılda aynı şeyi söyleyecektik bence. Ki bu Çin'in kendi vatandaşları için de geçerli. Onlar da aynı şekilde kendi ülkelerinin dışındaki şey, dünyayı Kesinlikle. takip ediyorlar. Evet, Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Da, Tekrar görüşürüz. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet. E, Altı ay önceyi dinlediniz. Benim de bazı fikirlerim vardı, ben de sordum. Benim de kafamda bazı şeyler daha çok netleşti. Bu ABD-Çin kapışması ya da işte Doğu bloku, Batı bloku mu derseniz ya da artık sadece Çin'in yükselişi mi derseniz gerçekten hayatımızı etkiliyor, etki edecek ve bundan sonra da ediyor olacak. Önemli konular. Bunları tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyorum.